Merhaba arkadaşlar seçmeli masal ve destanlarımız dersi birinci dönem ikinci yazılı sorularıyla karşınızdayız. Birinci sorumuz masalların genel özellikleri nelerdir? Masallar genellikle hayali olayları kahramanları ve öğretileri içeren kısa hikayelerdir arkadaşlar. Genellikle bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur zaman içinde gibi cümlelerle başlar. İkinci soru destanlar hangi amaçla yazılır? Destanlar bir milletin tarihini, kahramanlıklarını ve kültürünü anlatan epik şiirlerdir arkadaşlar. Genellikle büyük olayları ve kahramanları anlatarak bir topluluğun değerlerini yüceltirler. Bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü soru. Masalların toplumlardaki işlevi nedir? Masallar toplumda değerleri aktarmak, moral dersleri vermek ve geleneksel bilgileri korumak gibi işlevlere sahiptir. Aynı zamanda çocuklara yaşamla ilgili önemli kavramları öğretirler arkadaşlar. Bu şekilde yazabilirsiniz. 4. Bir masalın başlangıcı gelişimi ve sonucu nasıl olmalıdır? Bir masalın başlangıcı genellikle bir varmış bir yokmuş veya buna benzer bir ifadeyle başlar. Önem bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur zaman içinde gibi cümlelerle başlıyor arkadaşlar. Gelişimde olaylar ve karakterler tanıtılır. Sonuçta ise genellikle bir öğüt verilir. 5. sorumuz destanların özellikleri nelerdir? Destanlar uzun epik hikayelerdir. Genellikle kahramanlık, tanrılar, doğa olayları gibi büyük temaları içerirler. Dili şiirsel ve etkileyicidir. Bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.